Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bütün takipçilerimi, beni izleyen, takip eden ve bugün beni takibe alan bütün takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar, ben size bu dua çiçeğinin bakımından falan şu anda bahsetmeyeceğim. Benim bir takipçim var. Kendisi de biraz rahatsız. Karabük'ten bir takipçim var. Sağ olsun benim oynatma listelerimi açar, videolarımı defalarca izler. Benim saatimi doldurmaya çalışır. O rahatsızlığı içinde. Öncelikle ona da size de çok teşekkür ederim. Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız için. O benden arkadaşlar, ablacığım sana söylüyorum. Bu dua çiçeğinden bir dal ya da bir tohum gönder bana dedi. Keşke olsa, imkan olsa hemen bugün gönderirim. Bu dua çiçeğine ben ilk defa bakıyorum. Ben bunu şöyle almıştım biliyorsunuz. Bir videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Ben bir çiçek serasında, ben çiçek seralarını gezmeyi çok seviyorum. Eğer ki bende yoksa bir çiçek türü onu alayım diye geziyorum. Yani fırsat bulursam, önüme bir sera çıkarsa, çiçek serası, çiçek satış yeri, orayı geziyorum arkadaşlar. Orada bu dua çiçeğini seranın girişine, dış yani çiçek serasının satış yerine, daha önce o çiçek serasının bir videosunu da çekmiştim size, onun kapısının önüne koymuşlar, böyle ölmüş solmuş çiçeklerin yanına. Ben de dedim ki orada satıcıya, bu dua çiçeğinden almak istiyorum ben dedim. Bakabilir miyim dedim. Abla dedi ondan yok. Sadece bu var dedi. Bu da dedi görüyorsun yani biraz solgundu. 3 tane yaprağı vardı. Elimizde başka yok. Ama dedi almak istersen bunu ver bir 20 lira al dedi. Normalde bunlar pahalı arkadaşlar. İthal çiçek olduğu için pahalı bunlar. Yani o da şunu demek istedi. Aslında bu fiyata zaten verilmez de bu da ya yaşar ya yaşamaz. Şansın artık. İstiyorsan, çok istiyorsan bunu al demek istedi. Normalde çöpe atacak onlar belli. Neyse ben de dedim ki alayım ben bunu. Sen buna bakarsın Fatma inşallah dedim. Rabbimin izniyle sen bunu canlandırırsın dedim. Çok şükür bin şükür benim dua çiçeğim canlandı, güzelleşti. 3 yaprağı vardı, şimdi bir sürü yaprağı oldu. Sadece yaprağı var. Lafı oraya getireceğim arkadaşlar. Dua çiçeği yanlardan sürgün vererek çoğaltılıyormuş. Ben ilk defa bakıyorum. O ablam benden bunun tohumunu istedi. Bir dal gönder bana dedi. Keşke imkan olsa, öyle bir şey olsa, dalından tutacak olsa gönderirim ablacığım. Ama sana sözüm olsun. Bu yanlardan bir sürgün verirse ilk sana göndereceğim bunu. Yani senin için çoğaltacağım ve sana göndereceğim. Buradan onun sözünü veriyorum. Sen kendine iyi bak. Bir an evvel iyileş. Bu güzel günde senin için de dua edeceğim. Babam için de dua edeceğim. Bütün hepiniz için dua edeceğim arkadaşlar. Çiçeğimizin adına yakışır bir gün bugün. Dua Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Kandiliniz kutlu olsun. Mübarek olsun. Beni bugüne kadar yalnız bırakmayan, birçok yerden, İzmir'den, Almanya'dan, bütün illerden arkadaşlar, bütün illerden sağ olun, var olun, takipçim var. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde olduysak, bugünlere sizler sayesinde geldik. İnşallah binimiz oldu, daha çok binlerimiz olur. Daha çok görüşme günlerimiz olur. Rabbim sağlık verir hepimize, ömür verir hepimize, güzel ömürler verir. Daha çok görüşürüz. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Bugün ben size böyle bir video çekmek istedim. Hem kandilinizi kutlamak istedim. Hem o ablama da böyle sesli olarak yorum kısmından ne kadar yazsam da olmuyor arkadaşlar. Sesli olarak cevabımı vermek istedim. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu güzel gün, bu kandil günü hepinizin ne dileği varsa Rabbim onu nasip eylesin.
Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi kandiller.